Ben de sıkıntı yaşamak istemiyorum derken burası iyice kalabalıklaştı bu arada. Hadi bu kalabalığın içine girelim ya. Bir yandan heyecanlı da yani şu kalabalığın içine sürmek derken ne yapıyorsun bro? Gerçekten ne yaptın öyle? Ne yaptın öyle? Merhabalar, ben Efir. Yine yepyeni bomba gibi bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Ben çok enerjiyim. İnanılmaz iyi hissediyorum. Şu an Britanya yarışını yapacağız. Ben Britanya'da böyle kendimi bir tık şanslı hissediyorum. Biraz antrenmanlıyız. Seviyoruz Britanya'yı. Sevdiğimiz bir yarışta. Çok da hani yabancı olmadığımız bir yarışta. Yine her zamanki gibi en arkadan en öne gitmeye çalışacağız ama dikkatli olmaya çalışacağız. Hayatta kalmaya çalışacağız. Umarım güzel ve keyifli bir video olur hepimiz için. Hızlıca yarışa geçelim. Evet. Hemen benzin ayarlarımı yaptım. Soft'tan medium'a geçeceğim standart. Zaten setup'ımı falan ayarlamıştım. Direkt start diyorum. Ve yavaştan artık şöyle bir koltukta yerimi alıyorum arkadaşlar. Kendimi hazırlıyorum. Pedallarım uygun mu? Onu kontrol ediyorum. Onun dışında koltuğumla alakalı herhangi bir şikayetim var mı? Onu kontrol ediyorum. Bunlar yarıştan önce yapılması gereken rutin detaylar arkadaşlar. Bunları yapmalısınız ki yarışta işte anlık olarak bir sıkıntı, bir problemle karşılaşmayın. Bir anda sürpriz bir problem olmasın sizler için. Şimdi de yavaştan yarışımıza başlıyoruz. Hızımı ayarlıyorum. Kırmızı ışıklar yeşile döndüğü anda yani tamamen söndükleri anda kendimi starta veriyorum. Şu an yavaşlayacağım. Ferrari gördünüz. Muhtemelen bana vuracaktı. O yüzden sola attım kendimi. Önündeki araca vurup sola atmıştı çünkü. Burada bir McLaren'a spin atılmış. Burada bir Alpine pilotu. Yola tekrar bağlanacak. Ona dikkat etmem lazım. Onun dışında burada birçok kaza gerçekleşti. En içten biri viraj alıyorum. Ooo! Arkadaşlar ne yapıyorsunuz yahu? Bir şu safety car girmiş durumda. Burada böyle biraz yavaşlayacağız. Şimdi dikkatli olmamız gereken nokta o. Baktığınız zaman. Şimdi kendimi koruma altında tutmaya çalışacağım arkadaşlar. Her zamanki gibi hayatta kalmaya odaklanacağız. Burada çok büyük bir yavaşlama. Ben daha öncesinde yavaşlayacağım ki herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayalım. Biliyorsunuz. Oo, buralar gerçekten çok yavaşlamış ya. Ya bir de illegal falan alıyorum. Neden ama neden? VSC end oldu. Şimdi bastırmaya başlayacağız. Burada aradan geçmek zorunda kaldık. Güzel. Hayatta kalmayı başardık. Ben o aradan geçerken Haas'a falan vururum diye tahmin etmiştim çünkü. Güzel. Burada da Ferrari bir hata yaptı ve Ferrari de geçmeyi başardık. Gayet güzel gidiyoruz şu anlık. Geçmemiz gereken çoğu insanı geçmeyi başardık. Bundan sonrasında tabii ki yine geçişlerde dikkat edeceğiz ama asıl böyle hani sorun çıkartabilecek olan insanlar muhtemelen elenmiştir yüksek miktarda lobiden diye düşünüyorum. Hani arkamda kalmışlardır anlamında. Bundan sonrasında önüme yetişmeye çalışacağım. Tabii safety car gelirse falan ortalık karışabilir. Şu anlık bir safety car beklentim yok. Safety car gelsin ama tam ben pit yapacakken gelsin süper olur şu an mesela. Onu söyleyeyim. Hemen gelmesin yani. Bu arada pite giren adamlar var. Gördüğüm kadarıyla bayağı bir kalabalık pite giriyor. Yaklaşık 7-8 kişilik bir kalabalık gördüm. Bir arkadaşımız daha DNF olmuş gördüğüm kadarıyla. Simani diye ismi. Aston Martin pilotuydu sanırım. Safety car da gelmiş durumda. Şu an pit stop'a girmiş olan, az önce girmiş olan arkadaşlarımız bayağı bir avantaj elde ettiler. Teknik olarak baktığınız zaman gün sonunda avantajlı çıkacaklar. Muhtemelen bizim önümüzde de çıkacaklar. Onu da söylemiş olayım. Bakalım neler olacak. Şimdi bir ufak hesap yapıyorum. Çok fazla gerilerde de çıkmadan pit stop yapmam lazım ama çok fazla şansım yok arkadaşlar. Direkt girmem lazım aslında pit'e. Hani bu sonraya bırakabileceğimiz bir şey değil bu pit stop. Şu an yapılması gerekiyor. Şart. Kesinlikle şart. Çünkü softlarla başladık. Bir tane med alarak yarışı bitirebiliriz. Diğer insanlar da aynı şekilde bir tane med alarak yarışı bitirebilirler. Eğer biz şu an pit stop'u sonraya bırakırsak pit stop aşaması geldiği zaman eğer bizi bir safety car daha karşılamazsa ki karşılamayacaktır muhtemelen çok büyük sıkıntılarla karşılaşabiliriz. O yüzden şu anda hemen bir acilen mede geçmemiz gerekiyor. Bu kısım önemli. Bu kısım gerçekten önemli. Delta'mı ayarladım. Delta'yı ayarlamanız önemli. Delta'yı anlık unutur giderseniz drive through penaltı yersiniz biliyorsunuz. Drive through penaltı pitten geçme cezası anlamına geliyor. Pitten geçme cezasının da ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Herhangi bir kanat değişimi veya lastik değişimi olmadan direktman ne oluyor? Drive through yapıyorsunuz. Yani pitten geçiyorsunuz. Kanat değişmiyor, lastik değişmiyor. Sadece bir geçiş yapmış oluyorsunuz. Böyle bir ceza ile karşılaşabilirsiniz. Bu da yaklaşık
18-19 saniyelik, 20 saniyelik bir ceza anlamına geliyor arkadaşlar. Pistinden pistine göre değişiyor tabi. Bazı pistlerde 14-15 saniye fark ediyor. Ve bir yandan da medium lastiklerimizi alıp direkt startladık. Bir tane kanat kıran arkadaşımız var muhtemelen, arkalarda pite girdi. Belki de benden sonra girmiştir pite gerçi. Orasını bilemiyoruz. Gene 11. olarak çıkacağız. Gayet güzel bir haber. Demek ki diğer pit yapan arkadaşlarımız bizi geçmiş durumda değiller. Baktığınız zaman bu işte önemli olan nokta. Bizim için mutluluk verici nokta bu. Çünkü gün sonunda biz avantajlı çıktık yine de. Zaten 9. 8. falandık. Sadece 2-3 kişiye geçilmiş olduk günün sonunda yani. Daha geçeceğimiz çok fazla rakibimiz var. Tamamen kendi konsantrasyonumuzu korumaya devam etmeliyiz şu anda. Çok fazla geçeceğiz. Özellikle ilk 5'e girene kadar bir miktar hani dikkatli olmam lazım. İlk 5'ten sonra ise yani arada böyle konuşamıyorum, fark ediyor musunuz bilmiyorum. İlk 5'e girdikten sonraysa arkadaşlar tamamen yarışa odaklanıp full tryhard yardımımızı konuşturmamız gerekiyor. Çünkü ilk 5'ten sonra işler tamamen rekabete dönüşüyor. İlk 5'ten sonrası muhtemelen temiz süren ve hızlı pilotlar oluyor genelde. İlk 5'e kadar tryhard gidiyorum. Zorluyorum ama unutmuyorum ki insanlar hata yapabilir, kaza yapabilir, bir şeyler olabilir. Dikkatli olmam lazım diyorum kendi içimden kendime. Böyle ufak bir ses beni baskılıyor yani. Dur, sakin ol, yapma. Geçerken dikkatli ol falan diye ufak ufak kendimi baskı altına alıyorum. Ama ilk 5'e girdikten sonra, özellikle ilk 3'e girdikten sonra tamamen rekabete dönüşüyor iş ve ataklarımı konuşturmaya çalışıyorum. Genelde oradaki pilotlar daha temiz oluyorlar çünkü. Burada bir Alfa Romeo pilotu pite girdi. Bir pilot daha pite giriyor. Çok güzel. Bir Williams pilotu sanırım pite girdi. Bu bizim için çok güzel bir haber arkadaşlar. Demek oluyor ki, ya da Alpine pilotu, bilmiyorum bu arada. Muhtemelen ama Williams'tır. Arkamdaki araç Alpine olduğuna göre o Williams'tır diye tahmin ediyorum. Biraz daha koyu bir mavi çünkü. Tam renklere hakim değilim, kusura bakmayın araçlardaki. Öyle söylemiş olduk. Güzel. 8'e yine yükselmeyi başardık ama unutmayalım ki önümde kazalara karışmış iki tane rakibim var. Öncelikle ilk turda kazaya karışıp pit yapmış olan iki tane rakibim var. Bu önümdeki Ferrari pilotu ve Alfa Tauri pilotu bunlar. İlk turda kazaya karıştılar, kanat kırdılar, pit stop yaptılar ve tekrardan çıktılar pit stoptan. O yüzden ona dikkat etmem gerekiyor. Safety car sayesinde tekrardan önüme geçmeyi başardılar. Bakayım, sıkıştırarak biraz test ediyorum bu arada nasıl bir tepki verecekler falan diye. Aa, illegal mi verdin gerçekten? Deniyorum arkadaşlar, ben seviyorum biliyorsunuz. Safety car geçişlerini her zaman seviyorum. Safety car'da çok fazla boşluk bırakılırsa geçebiliyoruz ya, bundan faydalanmaya bayılıyorum. O yüzden denemeyi seviyorum bunu yani, deneyeceğim. Bu benim hastalık alanım. Arka lastikler ısınsın diye biraz gazlama yapmaya çalışıyorum ama... Ya şuna nasıl illegal verirsin? Adam bomboş bıraktı beni ya. Gerçekten önünü o kadar boşalttı ki yani. Aaa! Geçmek istiyorum. Acayip geçmek istiyorum ama kendimi de tutamıyorum. Sürekli lastik istiyor ya böyle. Yavaşlatıyor. Neyse, durun durun. Geçeceğim. İllaki geçeceğim bu arada. Kafaya koydum. Safety car arkası, ben onu geçmeye çalışacağım tekrar. Aa, safety car in this lap dedi, tamam. Safety car in this lap dedikten sonra geçişler olmuyor bu arada. Arada boşluk bıraksanız bile geçiş olmuyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet, bakalım nasıl olacak. Şimdi lastiklerimiz çok sıcak değiller, biliyorum. Soğuklar. Gerçi 85 derecelerde geziyor, güzel. Lastik sıcaklıklarımız okeymiş bu arada, gayet okey. Daha da ısınsınlar diye tabi buralarda kaydırmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ve yarışımız yavaştan başlıyor. Şu an artık lastik ısıtmayı falan tamamen bırakıp yarışa odaklanmamız gerekiyor. Yarış her an başlatılabilir. Ki yarış şu anda başladı arkadaşlar. Lider geçti çizgiyi. Lider geçer geçmez bastırmaya başladım ama Ferrari de bastırmaya başladı. Gayet güzel. Hiç herhangi bir yavaşlama hissetmedim. Arka tarafta gayet güzel olması gerektiği gibi bir başlangıç oldu hepimiz adına. Bakalım burada geçişleri tamamlayabilecek miyim ya? Hep birlikte izleyeceğiz.
Ferrari'ye çok gereksiz atak deniyormuşum gibi hissediyorum şu anda. Biraz aslında arkalarında gidip ne yapacaklar diye seyretmem lazım. Çünkü eğer onlar bir hata yaparsa ve ben onları geçmeye çalıştığım için bu hataya ortak olursam kanat bile kırabilirim gün sonunda ve bu gerçekten üzücü olur. O yüzden dediğim gibi hayatta kalmaya çalışacağız sadece. Şu an geçiş yapmamız zor yani. Bu şu ekibi geçmemiz gerçekten zor. Ciddi bir trafik var. Çok büyük bir hata yapmaları gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında geçiş yapmayı denememek gerekiyor. Bakın yavaşlıyorum. Bilerek yavaşlıyorum fark ediyorsanız. Bazı noktalarda bilerek yavaşlıyorum. Hiç kimseye sıkıntı çıkarmak da istemiyorum. Ben de sıkıntı yaşamak istemiyorum derken burası iyice kalabalıklaştı bu arada. Hadi bu kalabalığın içine girelim ya. Bir yandan heyecanlı da yani şu kalabalığın içine sürmek derken ne yapıyorsun bro? Gerçekten ne yaptın öyle? Ne yaptın öyle? Muhtemelen fark etmedi içerideki pilotu ve içerideki pilotun üstüne sürdüğü için lastiği takıldı ve spin attı. Spin atar atmaz da diğer iki pilotu da beraberinde götürdü. Böyle çok çok acayip bir manevraydı. Gerçekten çok geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Çok büyük bir kaza gerçekten arkadaşlar. Yaşanabilecek en büyük bir kazalardan en büyük kazalardan birisiydi kesinlikle. Hani bu kazayı yani çok 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 nadir görürüz arkadaşlar. 3 kişi gitti. Buradan Alfa Tauri pilotu acayip avantajlı bir şekilde çıktı. Benimle beraber. Tabii ben ona birazdan atağımı yapacağım. Ve geçişimi bitirmeye çalışacağım. Muhtemelen o hiç ERS'sini full bastı bu arada. ERS'si şu an bitmek üzere falandır diye tahmin ediyorum. %30'larda falandır. Bizim daha ERS'miz full görmüş olduğunuzdur. ERS'yi biriktiriyoruz. Hemen harcamıyoruz. Hemen harcamamamızın sebebi ise zaten biz hızlıyız. ERS basmanın çok bir mantığı kalmıyor. Rüzgar alıyoruz. Kovalayabiliyoruz. Eğer geçecek gibiysek bu şekilde ERS basarak geçiyoruz ki hem işimizi garanti altına alıyoruz hem de bol bol ERS'miz birikmiş oluyor. Ön taraftaki pilota da yetişeceğim ama ikinci pilota yetişmek çok zor olacak. Soft lastikleri var gördüğüm kadarıyla. 6 saniyelikte bir fark açmış. Muhtemelen o pilot pit stop yapmak zorunda kalacak. Eğer pit stop yapmak zorundaysa biz kendimize avantajı çevireceğiz ama pit stop yapmazsa eğer kazanma şansı var. Yani ikinci olma şansı var. Diğer türlü biz ikinciliğe kadar yükseleceğiz. Oo burada çok yavaşladı. Arkadan vurup kanat kırmak istemiyorum şu an bu Alfa Tauri pilotunu. O yüzden ekstra özenle hareket etmem gerekiyor arkadaşlar. Her an bir hata yapabilir. Çok riskli oynuyor gördüğüm kadarıyla. Böyle insanları süzmeniz lazım. Hemen zaten 2 hamlede 3 hamlede fark edersiniz bir insanın nasıl bir sürüşe sahip olduğunu. Ona göre sürmek gerekiyor. Dikkatli sürmek gerekiyor. Mesela önümüzdeki arkadaşımız ya gamepad'le ya da klavyeyle oynuyor. Çünkü virajlarını çok fazla dışarı taşıyor. Direkt çizgiden süremiyor. O da gamepad veya klavyeden dolayı kaynaklanıyor. DRS alıp düzlükte geçmek gerekiyor. Hem de RS basıp. Bu şekilde geçiş yapabiliriz belki. Şöyle en içeri doğru atayım kendimi. Güzel bu arada. İçeride yer bırakmayı da biliyor. Genel olarak sürüşe hakim onu söylemek lazım. Güzel bir mücadele izleniyor burada. Kovalarız ama ya burada geçeriz artık. Geçemedik. Keşke bıraksa şu an yerini bana ya. O kadar mutlu olurum ki. Arkadan da çünkü diğer Alfa Tauri pilotu kovalıyor. Diğer Alfa Tauri pilotu da yavaştı. Gün sonunda hepimiz... Çok fazla virajdan kaçıyor. Görmüş olduğunuz üzere derken en içeriye almayı başardım. Artık DRS ile birlikte uzayacağım arkadaşlar. DRS'im var artık. Tutamazsınız beni. Çok güzel bir haber. Bir yandan orası 5 kişilik gene bir tren haline geldi. Arkada yine bir olaylar olabilir. Bir yandan aynaya bakın arkadaşlar siz. Ben bakmıyorsam bile siz belki büyük bir kazayı falan görebilirsiniz aynadan. Hani ben anlık olarak kaçırırsam bilginiz olsun yani. Gerçi sarı bayraklar falan oluyor öyle durumlarda ben fark ediyorum ama. Şimdi arayı açarak kaçmaya çalışacağız. Öndeki iki pilotun soft lastikleri var. Pite girmek zorunda kalabilirler ki şöyle bir bakalım. Biz safety car sırasında medium almıştık. %10'larda. Onların da softları muhtemelen %20'lere dayanmış durumdadır. Muhtemelen pit yapacaklar. Kusura bakmayın. Böyle arada böyle bir ekstürk falan tutabiliyor arkadaşlar. Çok fazla konuştuğum zaman. Boğazlarım falan kuruyor bir tık.
Mutlaka su tüketin bol bol. Genel olarak sağlık açısından önemli ki şu anda benim de bir miktar su tüketmem gerekiyor gibi duruyor. Burada dışarı doğru taşınca arkadaşlar şu şekilde kesmeye devam ederseniz hem süre kazanmaya devam edebiliyorsunuz hem de genel olarak baktığınız zaman hiçbir şekilde warning cezası almıyorsunuz. Tabii burayı böyle keserseniz warning alırsınız ama orası ayrı bir konu. Pit stop yapmak zorunda kalacaklar mı ya da lastiklerinden dolayı sıkıntı yaşayacaklar mı hep birlikte göreceğiz. Umarım bir sorun yaşarlar bu arada çünkü birinci olmak da istiyorum, neden olmasın. Bu arada arkamdaki Alfa Tauri pilotunu görüyorsunuz. Ciddi miktarda arada bir saniye farkını düşürüyor. Ve sonra tekrardan aradaki fark açılmaya başlıyor. Ben biraz ERS kullanarak ondan kaçmaya çalışayım bence. Çünkü DRS kullandıkça bana yaklaşmaya devam edecek. En azından DRS kullanmasını engellemem lazım baktığınız zaman arkadaşlar. Tak 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 tak. İkinci vitese kadar düşüyoruz. Üçüncü vitesine. Burada DRS'i kaçırmış oldu bu sayede. Arkamdaki Alfa Tauri pilotu. Tekrar düzlükte ERS kullanacağım. Tamamen hani aradaki farkı artık açmak için. Tamamen bana yetişmesini sağlamamak için. Yetişememesini sağlamak için. Çünkü arkasında en hızlı pilot var. Soft lastiklerle en hızlı tura atmış bir pilot var. Mason Gili. Görüyorsunuz. O bize biraz sorun yaratabilir gün sonunda. O yüzden de onun bize yaklaşmamasını sağlamak için öncelikle Alfa Tauri ile aranızı açmanız gerekiyor. Çünkü DRS zincirine takılırlarsa çok rahat bir şekilde bana yetişebilecekler. Bunu da istemiyoruz biliyorsunuz. Önümdeki pilotları kovalamaya devam ediyorum ama onların hızı gayet okey. Çok fazla arayı kapatamıyorum görmüş olduğunuz üzere. Arayı kapatamıyorsak da ne yapacağız? Arayı korumaya çalışacağız en azından. Çok fazla arayı açmamalarını sağlayacağız ki ufak bir spin atarlar, bir kaza yaşarlar, kanat değiştirmek zorunda kalırlar ya da lastik değiştirmek zorunda kalırlar derken bir pit stop geldi görmüş olduğunuz üzere. İşte bu. İşte bundan bahsediyorum. İki pilot birden pit stop'a giriyor. İşte bu. Gerçekten böyle bir an bekliyordum. Yemin ederim böyle bir an bekliyordum. İşte tam olarak buydu demek istediğim arkadaşlar. Ve bu sayede birinciliğe kendi adımımızı atmayı başarıyoruz. Umarım burada kalmayı başarırız. Hep birlikte göreceğiz. Mason Gili bu arada beni kovalamaya başlamış. Mason Gili muhtemelen beni geçecek bu arada arkadaşlar. Hani bakıyorum çok hızlı bir pilot. En hızlı turu atmış. Soft lastikleri var. Kovalamaya devam ediyor beni yaklaşık. 2 saniye bir fark vardı. 1.8'lere kadar düşürdü. 1.7'lerde şu anda. Muhtemelen kovalayacak ve yetişecek bana. Yapacak hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Tamamen teslim olmak zorundayız bu noktada. Yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok yani. Burada 3. vitese kadar düşüyorum. Bastırmaya devam ediyorum. 2. vitesler. Ardından tekrar aynı şekilde gazı açıyorum ve körbe oturuyoruz. Burada körbe oturmanız önemli bu arada. En hızlı ivmelenmeyi kazanabilmeniz için. Ki arka tarafta 100 saliselik bir arayı açtık derken yapma. Bir şu safety car gelmesin. Safety car'a dönüşme ne olur. Şu an safety car'a dönüşürse biteriz. Çok güzel bir şu safety car kalacak. Çok güzel. İnşallah safety car'a dönüşmezsin. Umarım safety car'a dönüşmezsin. Bakalım neler olacak. Virtual safety car sonrası çok büyük problem. Çok büyük bir probleme dönüşebilir arkadaşlar. Şu an VSC'de eğer virajda falan ben yakalanırsam büyük bir probleme dönüşecek. Arayı direkt kapatabilecek. O yüzden virajlarda falan yakalanmamamız lazım ki drive through falan da almamamız gerekiyor bizim. O yüzden delta'ya ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Burada bir pilotumuz spin atmış sanırım. O yüzden de pit stop'a giriyor görmüş olduğunuz üzere. Delta'yı yeşilde tutmaya çalışıyorum. Böyle minimal hareketlerle ilerlemeye çalışıyorum fark ettiyseniz. Yapma! Yapma! O düzlükte yakalandı. O düzlükte yakalandı. Ben virajda yakalandım. Bir de delta'yı yedim. Hayır, hayır, hayır. 20 saniyelik ceza. Olamaz. Böyle bitmemeliydi. Böyle bitmemeliydi. Gerçekten böyle bitmemeliydi ya. Neyse. Pist üzerinde üstünlüğümüzü gene almaya çalışalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Çok üzüldüm ya. Çok üzdü. Bu arada VSC Drive Through penaltı veriyordu eskiden. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Yeni gelen bir güncelleme olmuş galiba. 20 saniyelik cezaya dönüşüyor. Ya hala çok acımasız bu arada ya. Delta'yı tekrardan negatiften pozitife çekmeme falan izin verse keşke. Çok üzücü, çok üzücü. Yapacak hiçbir şey yok. Yani biliyordum böyle bir baskı altında kalacağımı ve bunu yaşayacağımı biliyordum. VSC'ye dönüşmesi de SC'ye dönüşmesi de tamamen benim dezavantajımaydı gün sonunda. Hem arayı kapatabilecekti hem soft lastikleri var.
Benim kalkış yapmam çok daha zor. Çünkü %20'lere yaklaşmış bir medium lastiğim var. Onun hala 5 turluk falan bir şeyi vardı. Soft lastiği vardı. Bilmiyorum fark ettiniz mi bu arada. Artık yarışı tamamen salmışım gibi bir noktadayım. Muhtemelen ilk 10 içinde gene bitiririz 23 saniye cezayla ama... Çok üzüldüm ya. Gerçekten çok üzüldü. Yani 20 saniye cezam yokmuş gibi davransak ikinci olurum. Hala çok kötü. Ya berbat bir iş yaptım. Çok üzücü. Çok üzücü, çok üzücü. Yani biraz moralim bozulmadı değil arkadaşlar. Kusura bakmayın böyle bu kadar kötü bir yarış çıkardığım için sizlere karşı. Ama yine de pist üstünde üstünlüğü almaya çalışacağım mevsimciliğe karşı. Yine de lider olmaya çalışacağım. Hayatta kalmaya çalışacağız. O yüzden sert virajlar, olabildiğince hızlı dönüşler yapmaya çalışıyorum ona karşı. Kaçmaya çalışıyoruz. Hala kaçmaya çalışıyoruz. Arayı kapatacak artık. Yaklaşacak, gelecek ama DRS'ten faydalandığı için rahat rahat yaklaşabiliyor bu arada. Öyle bir sıkıntımız var. Aslına baktığınız zaman warning almamaya çalışıyorum bir yandan. Daha fazla warning almayayım istiyorum. Zaten 3 tane warning alıp 3 saniyelik bir cezaya dönüştürdük onu. Bana niye mavi bayrak veriyorsun şu an? Bana değil, başka bir pilota vermiş sanırım. Sadece bölgede mavi bayrak olduğunu ifade etmek istemiş. Oyun bana. Arayı açmayı başardık bu noktada bu arada. Bilmiyorum fark ettiniz mi? 900'lere kadar çıkmayı başardı neredeyse. Fark derken tekrardan arayı kapatmaya başladı ama görmüş olduğunuz üzere bir pilotumuz. Bu arada DRS'i gene aldı. Bir saniyenin üstüne çıkardım ama yine DRS'i aldı. Artık kaçışın da hiçbir imkanı yok. Olay tamamen bitmiş durumda arkadaşlar. Olay tamamen bitmiş durumda. Ve bastırmaya devam ediyoruz. Son turumuza girdik. En azından pist üzerinde birinci bitirmek istiyorum. En azından sizlere bunu göstermek istiyorum. Yapabileceğimize inanmanızı istiyorum. Tamam, çok büyük hatalar yaptık. Özellikle bu VSC aşamasında çok büyük bir hata yaptık. Bizim yapmamamız gereken, özellikle her VSC çıktığında bastıra bastıra ifade ettiğim, amanın dediğim, dikkat edin arkadaşlar dediğim olayı bizzat ben gerçekleştirdim. Dikkatsizce davrandım ve yaklaşık 20 saniyelik bir ceza yedik. Neyse ki drive thru penaltı değildi, en azından pist üzerinde hala üstünlüğü elimizde tutacağız. Bu arada ben bir güncelleme falan zannettim ama muhtemelen şeyle kaynaklanıyor arkadaşlar bu 20 saniyelik ceza. Son 3 tura girmiştik ya, 3 tur içinde çekmeniz gerekiyor drive thru'yu. 3 tur kalmadığı için, daha az kaldığı için de muhtemelen 20 saniyelik bir cezaya çevirdi. Yani bu bir güncelleme falan değil muhtemelen arkadaşlar. Onu videonun sonuna doğru şöyle bir de bahsetmiş olayım sizlere. Yine de pist üzerinde üstünlüğü almış durumdayız bu arada ya. Bence güzel. DRS'le bile yetişmeyi başaramadı yani. Ki 3 saniyelik de bir ceza almış. Benim de 3 saniyelik bir cezam var. Üstüne bir de pist üzerinde üstünlüğü aldım. Bence ben birinci olmuş sayılırım arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Sayar mısınız beni birinci? Sayarsanız çok mutlu olurum. Hadi birinci olmayayım da ikinci olayım ama yani en azından o drive thru cezası böyle yenmemeliydi yani. Çok üzüldüm ya. Neyse, elimize sağlık. Çok güzel bir yarıştı. Bakayım sıralamada kaça yerleşeceğim bu arada. Yine de çok merak ediyorum. 20 saniye ceza olmuş almama rağmen bakalım kaçıncı olarak bitireceğiz yarışı. 6. olduk mu? 6. da olduk. 7. de olduk. 8. de olduk. 9. 9. olmayacağız. Tamam. Tamam. 8. olarak bitirmeyi başardık en azından. Yani baktığınız zaman bir tık hatalı şeyler yaptık arkadaşlar. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Yine de çok güzel bir yarıştı. Ben çok keyif aldım. Pist üzerindeki aksiyonlardan da çok keyif aldım. Özellikle bu videoyu yine yükleyeceğim tabii ki YouTube'a. Hani normalde böyle çok çok şanssız geçen yarışları yüklememeye çalışıyorum ama bu video hani gerçekten olması gereken bir video. Hani şanssız derken de şundan kastediyorum. İşte ikinci tur olmuş, beni duvara fırlatmışlar, ölmüşüm falan. Bu tür videoları zaten kısa oldukları için de yüklemiyoruz. Orası ayrı bir konu. Güzel bir yarış oldu. Çok da eğlendim arkadaşlar. Yine yeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Bu tür videoların devamı için like atıp abone olmayı ve çevrenizdeki arkadaşlarınıza, F1 seven arkadaşlarınıza bizleri tavsiye etmeyi unutmayın efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yine yeni videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye. Nigga, why you trippin' get your Mariah? Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight.
Nigga, why you tripping? Get your moon right.